Değerli dostlar, bilgisever, bilim dostu, güzel insanlar. Bugün yine bir cumartesi akşamı TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği Bilimsel Türkiye Popüler Konuşmalar serisi kapsamında bilim ve teknoloji konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben de bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnsanoğlunun dünyaya bakışının temelinde ilk günden itibaren çevreyi ve doğayı anlama isteği vardır. Bilimsel merak bu isteğin itici gücü, hatta motorudur. Bilimsel merakın sonu çoğu zaman anlamaktır ve bilgi üretimidir. Anlamak ise yeni fırsatlar demektir. Bilgi daima güçtür. Bugünün nitelikli bilgisi yarının yüksek teknolojileri demektir. Ve doğru kullanıldığı halde insan için refahtır. Ülkemiz ve insanlık için güzel geleceğin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle belirtmek isterim ki bugün son derece değerli bir bilim insanı konuşmacımız vardır. Bugün Sabancı Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emre Erdem hocamız enerji teknolojilerinin hayatımıza etkileri konulu bir konuşma yapacaktır. Konuşmanın sonunda her zaman olduğu gibi soru cevap bölümümüz olacaktır. Emre Erdem hocamızın bilimsel çalışmaları, spektroskopik ve mikroskopik karakterizasyonlar, malzeme sentezi ve bazı yarı ampirik hesaplar ile malzemenin yapısı ile fonksiyonallığı arasındaki bağlantıların incelenmesi, özellikle süper kapasitör dizayn etmek ve yüksek kapasitans değerleri elde etmek üzerine odaklanmıştır. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olan Emre Erdem hocamız, daha sonra Türk Eğitim Vakfı'nın bursu ile Almanya'nın Leipzig Üniversitesi'ne gitmiş ve yaklaşık 18 yıl Almanya'da kalmış. Burada yüksek lisans, doktora dereceleri almış, doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Emre Erdem hocamız 2006-2009 yılları arasında Darmstadt Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümünde doktora sonrası çalışmalar yapmış. 2010 yılında Freiburg Üniversitesi'nde fonksiyonal nanomalzemeler grubunun lideri olmuştur. 2017 yılında Freiburg Üniversitesi'nden fiziko-kimya dalında habilitasyon derecesini almaya hak kazanmıştır. Emre Erdem hocamız 2017 yılında dünyanın prestijli burslarından biri olan Alexander von Humboldt Stiftung bursunu kazanmış. 2017-18 yılları arasında ise Le Studium Marie Curie araştırmacısı olarak Fransa'nın Tuys Üniversitesi'nde piezoelektrik malzemelerden nanojeneratör üretilmesini kapsayan bir projede yer almıştır. Emre Erdem hocamız 2018 yılından beri Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme ve Nano Mühendislik Programı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Sabancı Üniversitesi'nde süper kapasitörler ve piller üzerine araştırmalar yapmaktadır. Cambridge Üniversitesi yayınlarından Experimental Results dergisinin baş editörlüğünü yapan Emre Erdem hocamız aynı zamanda Nature yayınlarından Scientific Reports dergisinin de editörler kurulunda yer almaktadır. Bu noktada ben konuşma davetimizi kabul ettiği için değerli Emre Erdem hocamıza bir kez daha teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Sayın hocam lütfen buyurun. Evet, çok değerli Ali İkram hocam, çok teşekkür ediyorum. Açılış konuşmanız için, beni tanıttığınız için, ayrıca bu davetiniz için
Çok çok teşekkürler. Bugün sizlere enerji teknolojilerinin hayatımıza etkilerini anlatacağım. İsterseniz ekranımı paylaşayım. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ali İkram hocamın da dediği gibi Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Size kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Ben yıllarca yurt dışında kalmış bir fizikçiyim. Liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra bu şu gördüğünüz harita benim göç haritam. Yani aslında göçmenlik haritam. Bilim yapmak üzere Almanya ve Fransa'da bulundum uzun yıllar. İstanbul'dan Ankara'ya fizik okumaya gittim. Daha sonra Türkiye Eğitim Vakfı'nın bursuyla 2 seneliğine gitmiştim. Ancak 20 sene kaldım. Sanırım tam bir gurbetçi davranışı gösterdim orada. Ve 20 yıl Almanya'da kaldım. Almanya ve Fransa ikisi birlikte. Bu benim göç haritam. Genç arkadaşlar mutlaka burada vardır. Onlara bu noktada bazı tavsiyelerim olacak. Yurt dışına ne zaman gidilmeli ve ne zaman dönülmeli? Ben dönülmesine de inanan birisi olarak, yani tersine beyin göçüne de inanan birisi olarak bunu genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ama zamanında dönmenin gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Sabancı Üniversitesi'ne ve TÜBİTAK'ın 22-32 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı çerçevesinde bana sunduğu imkanlardan dolayı hem Sabancı Üniversitesi'ne hem de TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyorum. Bu noktada genelde insanlar soruyorlar bana neden geri döndün diye. Aslında Türkiye'de gerçekten dünya standartlarında bilim yapılıyor. İmkanlarımız çok iyi. Yeter ki biz çalışmak isteyelim ve bu potansiyeli gördüğüm için döndüm. Ancak dediğim gibi hemen doktoradan sonra dönmek veya biraz postdoc yaptıktan sonra dönmek belki çok işinize yaramayabilir. Biraz daha tecrübe kazanıp ondan sonra orada edindiğiniz bilgileri burada uygulamak belki çok daha iyi olacaktır. Aynı zamanda genç nesillere de bilgilerinizi aktarmak çok faydalı olacaktır. Şu anda ben Sabancı Üniversitesi'nde bunu yapıyorum. Öğrencilerim var, doktor öğrencileri, master öğrencileri. Bu şekilde ilerliyoruz. Bundan da çok mutluyum. Şimdi gelelim akşamın konusuna. Enerji. Şimdi ben bir fizikçiyim. Ancak yıllarca Almanya'da fiziko-kimya alanında çalıştım. Türkiye'ye döndüğümde ise malzeme bilimi programında çalışıyorum Sabancı Üniversitesi'nde. Yani artık her şey iç içe olmaya başladı. Yani multidisipliner, interdisipliner. O yüzden bir insan fizik okursa, kimya okursa veya malzeme mühendisliği okursa bir noktada bunlar birbirleriyle buluşuyorlar. Bir şekilde. Bunu söylemeden edemiyorum. Çünkü dediğim gibi ben fizikçiyim ama şu anda malzeme programında çalışıyorum. Şimdi belki buna ben şu anda birçok izleyici bizi seyrettiği için cevap alamayacağım. Ama genelde bu konuşmaya şöyle başlıyorum. Burada gördüğünüz fark nedir? Bir fark görüyor musunuz? Veya ortak nokta nedir? Şimdi ortak nokta aslında çok basit. İkisi de bir şeyleri saklamak için üretilmiş araçlar diyelim. Yani milattan önce 4000 yılında Sümerler bir şeyleri saklamak için, yani burada belki bir cümle yazıyor, burada milyonlarca cümle yazabilir. Milyonlarca bilgi kalabilir. Yani insanların aslında saklama isteği yüzyıllar boyunca belki de doğduklarından beri olan bir şey. Şimdi burada insanlar nesillere bu yazıyı aktarabilmek için bu tableti kullanmışlar. Bu da tablet, bu da tablet. Aralarındaki tek fark nedir biliyor musunuz? Biri
kilden yapılmış, biri transistörden. Yani malzeme farkı var. Ve teknoloji farkı var tabii ki. Yani zamanla hem malzemelerin hem de teknolojinin geliştiğini görüyoruz. Ancak insanoğlunun yaratılışındaki o iç karakter, yani saklama isteği, nesillere aktarma isteği sabit. İkisinin de amacı aynı. Aynı amaçla üretilmiş. Biri milattan önce 4000, biri milattan önce 2021. Ancak dediğim gibi yapıldıkları malzemeler tamamen farklı. Bu da onlara farklı özellikler kazandırıyor. Şöyle, malzemelerin gelişimine veya yaşadığımız dünyanın gelişimine baktığımız zaman inanılmaz bir değişim var. Bakın şu resimde bile, yani bu paleolitik çağ diyoruz. Yani insanlar sadece yemek için veya yemek bulmak için yaşıyorlar o zamanlar. Yani tek dertleri bu. Ne kadar güzel. Kira dertleri yok. Sınav dertleri yok. Hiçbir şey yok. Sadece yemek bulmak istiyor. Zamanla işler değişiyor. Mesela taş devri başlıyor. Çinliler bir takım metalleri kullanmaya başlıyor. Avrupalılar yine gelişmeye başlıyor. Demir çağı başlıyor. Çelik çağı başlıyor ve şu anda biz silikon çağındayız. Silikon çağı. Yani şu anda şuradan şuraya geçmiş durumdayız. Ama şu insan değişmedi. Kullandığı araçlar, gereçler değişti sadece. Bu da yine zamanla ve bilgi aktarımıyla oldu. Saklamakla oldu. Herkes birbirinden bir şey öğrendi. Bu insanlar bir şeyleri saklamasaydı, bu insanlar bu çağa ulaşamayacaklardı. Ve bunların hepsinin içinde bir temel bilim var. Bu slaytı bir Science dergisinden hazırladım. 2011 yılında. Şöyle baktığınız zaman saklama alanı yıllara göre her şekilde artıyor. Yani bir saklama alanı. Kavun içi gördüğünüz bu pastanın kavun içi tarafları kasetler, teypler, yani analog bu kitaplar, fotoğraflar. Zaman geçtikçe 2007 taraflarına doğru geldiğimiz zaman inanılmaz bir devrim. Artık analog saklama alanlarından dijital saklama alanlarına bir geçiş var. Yani bunlar nedir? İşte çipler, hard diskler, DVD'ler, flash diskler. Bütün bunlar artık saklama alanı kapasitesini ele geçirmiş durumda. Yani kütüphaneler artık yok olmak üzere. Çünkü kitaplar çok yer kaplıyor. Daha çok kitap oluyor. Daha çok bilgi arttıkça saklama alanı ihtiyacı artıyor. Böyle olunca ne oluyor? Küçülmeye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Eskiden görüyorsunuz Efes'te büyük bir kütüphane var mermerlerden. Artık öyle kütüphaneler yok. Artık elimizde bir flash disk kocaman bir kütüphaneyi taşıyabiliyoruz. İşte bu bir dijital devrim. Ürünlerin 50 milyon kullanıcıya ulaştığı yıl sayısına şöyle bir göz attığımızda, yani zamanla kullanım hızı da artıyor. Mesela otomobil, şu anda en çok otomobili kullanıyoruz ulaşım için. 50 milyon kullanıcıya 62 yılda ulaşmış. Telefon 50 yılda. Elektrik 46 yılda. Buraları hızlı geçip şuraya geliyorum. Örneğin YouTube 4 yılda, Facebook 3 yılda, Twitter 2 yılda 50 milyon kullanıcı. Yani bunların hızı da artıyor. Kullanım hızı da artıyor. Diğer taraftan şu programlar şu anda belki de her cep telefonu olan insanın en çok kullandığı programlardan bazılarıdır. Bu programların içeriğine baktığımız zaman mesela Instagram bir fotoğraf şirketi, ancak bir tane bile fotoğraf satmıyor. Amazon bir alışveriş sitesi, bir tane bile ürün üretmiyor.
Aynı şekilde YouTube kendi videolarını üretmiyor. Facebook'un gazetecisi yok ama birçok haberi Facebook'tan öğreniyoruz. Uber taksisi yok, taksi şirketi. Bunun gibi. Bunlar, bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar en çok bilinenler olduğu için gösteriyorum. Yani teknolojinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini göstermek için. Aslında şurada, yani şuradan, şu sadece yiyecek ve içecek toplama derdinde olan insanların sosyal yaşantısından biz bu noktalara geldik. Şimdi tabii bu bir öngörü işi. Buradan ben nanoteknolojiye atlamak istiyorum şu anki duruma. Ancak nanoteknolojide öngörüler aslında 1960'lara dayanıyor. Richard Feynman, çok ünlü bir fizikçi, bir konuşma yapıyor 60'larda. There is a plenty of room at the bottom. Yani aşağılarda hala daha yer var demek. Yani bize atom altı veya atom seviyelerindeki uzunlukları anlatmaya çalışıyor. Ve şu soruyu soruyor. 1959'da bir tane toplu iğnenin ucuna bütün bilgileri koyabilir miyiz? Veya yerleştirebilir miyiz? Bütün bilgileri. Yani tabii ki o zamanlar için bu çok futuristik bir düşünce. Yani belki de kimsenin ciddiye almayacağı bir düşünce. Ama bunu Richard Feynman söylediği zaman gerçekten ciddiye alınması gereken bir fikir olduğu, bir soru olduğu anlaşılıyor. Ancak uzun süre bir şey olmuyor Feynman'ın bu konuşmasından sonra. 2001 yılında Amerikalılar bir nanoteknoloji yılı başlatıyorlar. Ve inanılmaz bir yatırım yapmaya başlıyorlar. Gerek endüstride, gerek bilimde. Ve inanılmaz projeler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bütün dünyayı bir anda nano kasıp kavurmaya başlıyor. Yani nanonun çıkış yılı veya popüler olma yılı 2000'lerin başında başlıyor. Daha sonra aslında baktığınızda nanoteknoloji yeni. Ama nano malzemeler o kadar da yeni değil. Mesela şu vazo 1700'lerde yapılmış bir vazo. Harika renkleri var. Çin'de yapılmış bir vazo. Belki 1700'lerde bu vazoyu boyayan Çinliler o zamanlar o boya içindeki pigmentlerin içinde altın nano parçacıkları olduğunu bilmiyorlardı. Bilmeden, yani doğanın onlara verdiği bir hediye olarak bunu boyuyorlar ve de yıllar sonra nanoteknolojinin de ilerlemesiyle görüyoruz ki altın nano parçacıkları homojen bir şekilde dağılım gösteriyor. Yani aslında nano malzemeler eski ama nanoteknoloji yeni. Aslında nanoteknolojinin fiziği, kimyası çok basittir. En önemlisi mesela bir büyük bir kristal ele alalım. Buna işte İngilizce top down metot diyorlar. Yani yukarıdan başlayacaksın, aşağıya doğru ineceksin. Kıyma gibi düşünün. Yani büyük bir et parçasını kıyma gibi parçalara bölüyoruz. Şimdi şunu, öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Bir malzemenin, bir kristalin fiziksel ve kimyasal özelliklerini yüzey atomları belirler. Siz yüzey atomlarının sayısını değiştirdiğiniz zaman bunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirebilirsiniz. Olumlu yönde veya olumsuz yönde. Ancak nanoteknolojide belli bir büyüklüğe geldiğiniz zaman genellikle olumlu yönde iyileşmeler olduğu gözüküyor. O yüzden nanoteknolojiyi iyi yönde kullanıyoruz. Diyelim ki bu büyük kristali 8 parçaya böldük. Toplam yüzey atomları böylece neredeyse 2 kat arttı ama toplam atom sayısı değişmedi. Ve buradaki volüm de değişti. Yani hacim de değişti. Hacim yükseldi. Bir kere daha 8'e bölersem yine toplam atom sayısı değişmeyecek. Ancak yüzey atomları yine artacak. Böylece bu atomları böle böle yüzey atomlarının sayısını arttırmış oldu. Toplam atom sayısı sabit kaldı. Hacim değişti. Hacim büyüdü. İşte bu, yani
hacmin yüzey atomları yüzey alanının hacme oranı değiştiği zaman sizin nanoteknolojik ürünlerdeki iyileştirmeleriniz hissedilir hale geliyor. İşte bunu aslında nanoteknoloji diyoruz. En küçük örneklerden bir tanesini vereyim. Mesela nanoteknolojinin en çok kullanılan örneği. Diyelim ki bir güneş kremi. Gittiniz eczaneye güneş kremi alacaksınız. İki tane krem var. Birinde inorganik malzemeler var içinde, birinde yok. Buna normal güneş kremi diyelim. Yani inorganik malzeme olmayan, nano parçacık olmayan malzemede güneş ışığı gelir. Güneş kreminden birazcık saçılır ve güneş kremi sizin güneş ışığınızı, şu sizin kolunuz olsun, sarı olan. Kolunuza bu kadar bir güneş ışığı nüfuz eder. Yani korunmuş olursunuz. Ancak yine de güneş ışığı gelir. Diyelim ki bir çinko oksit nano parçacıkla bu kremi hazırlamış olalım veya üretmiş olalım. O zaman güneş ışığı bu parçacıklardan saçılmaya başlar. Böylece güneş ışığının şiddeti bu parçacıklar olmadığı zamankine göre çok daha düşmüş olur. Neredeyse diyelim ki 10 kat. Yani sizin kolunuz veya omzunuz çok daha fazla korunmuş olur bu sayede. Ancak burada tabii bazı sorunlar var. Şimdi siz insan olarak şuna karar vermeniz lazım. Ben vücuduma inorganik bir malzemeyi sürmek istiyor muyum, istemiyor muyum? İşte bütün bunlara siz kendiniz karar vereceksiniz. Yani aslında hayat bize birçok meydan okumalar sunuyor. Teknoloji geliştikçe siz daha çok kritik kararlar vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Her şekilde bizim güneşten korunmamız gerekiyor. Organik veya inorganik hiç fark etmez. Çünkü güneş her zaman vücudumuza zararlı etkileri olan bir ışık kaynağı. Çinko oksitin alternatifi ise titanyum dioksittir. Yani mesela şimdi bu dersten sonra belki tatile gittiğinizde eczaneye gidip bir krem aldığınızda artık içindekilerin ne olduğuna belki bir göz atarsınız ve ona göre kararınızı verirsiniz. Tekrardan dönelim. Bu tabletten tablete, yani kil tabletten transistör tablete. Şimdi o işin malzeme boyutu, biraz da elektronik boyutu var. Morse kanunu, Gordon Earl Moore, Intel bilgisayar işlemcilerinin kurucusu bir mühendis kendisi ve 1960'larda çok basit, çok az bir data ile bir öngörü yapıyor ve diyor ki integre devrelerde transistör sayısı 2 yılda bir 2'ye çıkar diyor. 2 kat artar diyor. Bu kadar. Yani şey bu. Data bu. Ve buradan bunu öngörüyor. Şimdi bakıyoruz, bakın şu transistör 40'larda Nobel ödülü almış fizikçilerin yaptığı 10 santimlik bir transistör. Epey büyük. Bir tane. Bir transistör. Şimdi Moore'un kanununa göre bakıyoruz ve uyuyor kanun. 2000'lerde bilgisayar işlemcilerinde 100 milyon transistör var. Bakın bir transistörden 100 milyonlara gelmişiz. Yani teknolojinin nasıl geliştiğini görüyoruz burada. Bu 100 milyon transistör de şu küçük çipin içinde. Şurada gördüğünüz küçük çipin içinde. Dahası bakın 1997'de gösterilen bu süper kompütür, süper bilgisayar, yani bilimsel ve özel. Şu anki şu bizim evde oynadığımız oyuncaklardaki transistörler kadar. Yani 20-30 yılda ne kadar bilimin de geliştiğini görüyoruz. Artık bu tür bilgisayarlar yok. Yine Apple'ın işlemcilerine baktığınızda
Bunu 2013 yılında tanıtımında gösteriyorlar. 3 milyar transistör var. A8X işlemcisinde. iPhone. Yani şimdi bir transistör 40'larda 3 milyar transistör işlemci. Şimdi işler atom seviyesine geldiğimiz zaman karışıyor. Özellikle fizik işi karıştırıyor. Kuantum fiziği ile klasik fizik arasında bazı ayrımlar yapmamız gerekiyor. Malzemeleri çok fazla küçülttüğünüz zaman, şimdi transistörün yapı malzemeleri yarı iletkenlerdir. Bunlara da işte metal oksit yarı iletkenlerden yapılan yarı iletkenler kullanılıyor genellikle elektronik teknolojisinde. Çünkü orada bilgisayar mantığına çevirebiliyorsunuz. İşte P tipi, N tipi yarı iletkenleri birleştirerek işte akım geçer, akım geçmez, 1-0 mantığını kullanabiliyorsunuz. Burası biraz belki biraz karışık gelebilir size. Çok önemli değil. Önemli olan transistörlerin büyüklüğü bu iki P ve N tipi yarı iletkenin arasında kalan boşlukla belirleniyor. Tamam mı? Siz bunu 3 milyar tane bundan yapmaya çalıştığınız zaman artık burada o bilgisayarların mantığını kullanamıyorsunuz. Yani bir elektrik devresi olmuyor bu. Çünkü kuantum fiziği devreye giriyor. Artık siz kuantum limitlerine geliyorsunuz. Kuantum olduğu zaman her şey olasılık. Klasik fizikte her şey determinist. Yani ben şunu ışık hızını şuraya attığım zaman kırılır. Duvara attığım zaman. Ancak ışık hızında bir elektronu bir engele attığım zaman öbür tarafa geçme olasılığı var. Yani şuradaki buna tunneling diyoruz. Yani elektronlar artık, yani çok basit anlamda anlattım. Tabii ki böyle değil, böyle anlatılmaz ama çok geniş bir izleyici kitlemiz olduğu için sadece şunu söyleyeyim. Çok küçük, yani atomik seviyelere 40 silikon atomuna veya 20 silikon atomuna denk geldiğiniz zaman artık şu devreyi kontrol edemiyorsunuz. Elektronlar buradan buraya atlamaya başlıyorlar. İşte buna tunneling diyoruz. Bu tunneling bizi artık normal elektrikle çalışan bilgisayarlar yapamamamızı gösteriyor. Yapamayacağımızı gösteriyor. Ne yapıyoruz? Ve bunların tek sorumlusu buradaki arkadaşlar. Einstein, Planck. Yani ben değilim. Schrödinger. Kuantum mekaniğinin, kuantum fiziğinin kurucuları. Yani bu arkadaşlar deneylerle teorinin örtüşmediğini görüyorlar ve yeni öngörülerle kuantum fiziğini, kuantum mekaniğini oluşturuyorlar. Şimdi artık biz elektrikli bilgisayarları yapamayacağımız için artık transistör sayısını da küçültemiyoruz. Yeni bilgisayarlar yapmamız gerekiyor. İşte buna elektronun kendi kuantum fiziğine özgü karakterlerini kullanarak ancak yapabiliriz. İşte buna bir tanesi de, yani kendine özgü karakterlerden bir tanesi de spin. Elektronun spini. Elektronun spini klasik fizikle açıklanamayacak bir büyüklük ve siz bu spinleri kullanarak örneğin ne yapabilirsiniz? Kuantum bilgisayarları yapabilirsiniz. Onlar çok güçlü bilgisayarlar oluyor. Kuantum bilgisayarları normal 0-1 bit aralığında değil, buradaki bütün 0-1 aralığında olabilecek bütün süperpozisyonları kullandığı için çok güçlüler. Tabii bu yine kuantum fiziğinin kendi içindeki kompleks yaklaşımlarıyla açıklanabilecek bir şey. Çok fazla detaya girmeden geçiyorum. Kuantum fiziğinde veya spinleri bit olarak kullanabilmemiz için bir yerlere hapsetmemiz gerekiyor. Bu da büyük fiziksel deneyler gerektiriyor. Yani bunu fiziksel deneylerle ancak oluşturabilirsiniz. Örneğin kuantum dotlar. Fullerenin içine bir tane
spini olan bir iyon koyarak, oraya sıkıştırarak veya iyon trapping yaparak veya işte Bose-Einstein condensation yapıp soğutarak. Yani bütün bunlar birer fiziksel deney. İşte bunlardan birer kuantum kompütür yapabilirsiniz. Üretebiliriz. Tabii ki şu anda hali hazırda çalışabilen yani quantum entanglement dediğimiz olguyu sağlayıp çalışabilen kuantum kompütürler henüz yapılmadı. Burada işte kuantum kompütürleri, kuantum bilgisayarları işte selfie çekmek için veya bilmiyorum işte 4K video seyretmek için değiller. Bunlar analitik çözümler isteyen kompleks problemleri çözmek için yapılabilecek. Çünkü bunlar zaten kuantum bilgisayarları. Yani size 2 artı 2 eşittir 4 sonucunu verecek bir bilgisayar değil bu. Probabilistik, yani olasılık. Hep olasılık var işin içinde. Yani determinist değiller. O yüzden işte mesela robot geliştirilmesi veya işte hava trafiğinin kontrol edilmesi, yeni ilaçların, akıllı ilaçların bulunması gibi veya işte bir takım klima problemlerinin, çevre problemlerinin çözülmesi gibi analitik problemlerde bize yardımcı olacak gereçler. Şimdi yepyeni bir konuya geçiyorum. Fonksiyonel malzemeler. Bunlar siz malzemelerin bazı özelliklerini birbirleriyle birleştirerek yeni özellikler elde edebilirsiniz. Bunlara fonksiyonel malzemeler diyoruz. Gerçekten çok kullanılır hem fizikte hem kimyada. Şimdi bunun örneğini vereceğim. Mesela şurada 3 tane örnek var. Ferroelektrik, piezoelektrik, piroelektrik. Piezoelektrik malzemeye gelelim. Çok ilginç. Bu tür malzemeler üzerlerine herhangi bir baskı uyguladığınızda yük dağılımını bozduğunuz için burada bir elektrik alan oluşturur. Aynı şekilde elektrik alan uyguladığınızda da bu malzemeler deforme olur. Belli bir yönde. Bu şekilde siz bu iki özelliği kullanarak çeşitli teknolojik araç gereçler yapabilirsiniz. Piroelektrik dedi. Bunlar malzemelerin kendi özel karakteristiğinde olan şeyler. Malzemelerin içinde olan. Her malzeme piezoelektrik değildir. Bazı malzemeler. Piroelektrik örneği yine aynı mekanizma ama bu sefer bir baskı değil, bir sıcaklık uyguluyorsunuz. Bir elektrik alan üretebiliyorsunuz. Yani bu tür malzemeler var. Malzemeler çok akıllı. Yani bize doğanın hediyesi diyelim. Siz bunları buldukça, keşfettikçe uygulamaya yönelik düşüncelere sahip oluyorsunuz ve bunlardan inanılmaz uygulamalar çıkıyor. Örneğin bu piezoelektrik malzemeler, piezoelektrik fonksiyon, şöyle bir kısa örnek göstereceğim size. Bu bir mürekkep püskürtmeli yazıcı. Şimdi bazen öyle bir noktaya gelirsiniz ki çok küçük miktarlarda mürekkep kullanmak zorunda kalırsınız. Bakın pikolitre. Pikolitre ne demek? 10 üzeri eksi 12. 10 üzeri evet, en üzeri eksi 12 litre. Yani gözle görülemeyecek kadar küçük. Bunu ancak bu tür malzeme sistemleri ile kontrol edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz pembe malzeme, piezoelektrik bir malzeme ve buradan elektrikle kontrol ediliyor. Yani burada elektriğin pulsuna göre, yüksek puls veya küçük pulsa göre burada deforme oluyor ve buradaki hazneden aşağıya doğru bir mürekkep akışı ilerliyor. Az veya çok buradaki elektriğe göre. Yani bu tamamen bir piezoelektrik malzemenin kendine özgü özelliğini kullanarak ve sadece elektrik alanını kontrol ederek size verilebilecek güzel bir teknolojik uygulama. Bu örnekler çoğaltılabilir. Örneğin mesela
Times Square. Milyonlarca insan yürüyor burada. Ve hepsinin bir yürüdüklerinde, bastıklarında bir basma kuvvetleri var. İşte o bu piezoelektrik malzemelerle sayesinde, yani bir kaldırımın altını bu tür hani akıllı dediğimiz akıllı kaldırımlar, yani bunlar aslında akıllı şehirlere kadar gidiyor. Akıllı kaldırımlar sayesinde insanlar yürüdükçe, çünkü insan 80-90 kilo, 70 kilo yani ortalama. Onun baskısıyla her şekilde bir elektrik alanı ortaya çıkıyor veya elektrik kuvveti. Ve siz bunu buraya bir pile depolayıp o pilden de bir şekilde bu tür araç gereçleri enerjisini sağlayabilirsiniz. Yani bunlar aslında fütüristik şeyler değil, hali hazırda kullanılan, yapılan şeyler. Örneğin İsrail'de var bu, bunu biliyorum. Otoyollar, büyük traktörlerin geçtiği veya arabaların geçtiği otoyolları bu tür piezoelektrik malzemeler ile kaplıyorlar ve her araba geçtiğinde, tır geçtiğinde, yüklü tırlar yüksek oranlarda baskılarla yine elektrik üretebiliyorsunuz ve bu ürettiğiniz elektriği burada pillerle piller sayesinde otoyolların aydınlatılmasında kullanabiliyorsunuz. İlla böyle büyük bir sistem yapmak da gerekmiyor olabilir. Çok faydalı sistemler var. İnsanın her türlü hareketi bir, yani kas hareketi bir mekanik harekettir. Ve her mekanik hareket aslında elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Şimdi o mekanik hareket bu piezoelektrik malzemeler sayesinde elektrik alana veya elektriğe, elektrik potansiyeline her şekilde dönüştürülebilir. Şimdi örneğin yürümek 67 watt güç, işte dağa tırmanmak, ev işi yapmak, hatta nefes almak bile bir kas hareketidir. Bütün bunları aslında sağlık sisteminde veya sporcularda kullanabilirsiniz. Örneğin şuraya bir esnek bir fin piezoelektrikten bir devreye bunu entegre edip işte buna giyilebilir sistemler deniyor. Mesela bu bir çorap olabilir, bu bir tişört olabilir. Diyelim ki bir sporcuların çoraplarına takılan bu tür sistemler sporcuların performansını belirleyebilir. Kaç adım atmış, ne kadar adım atmış, bunları belirleyebilir. Çünkü bunları yapan cep telefonları var ama sporcu antrenman sırasında cep telefonunu taşıyamaz ama bu çorapları taşıyabilir veya tişörtleri taşıyabilir. Buradan belki yeterli derecede enerji üretebilirse cep telefonları şarj edilebilir. Yine aynı şekilde insanların örneğin organlarındaki hastalıklar belirlenebilir. Mesela diyelim ki bir mide genişliyor veya büzülüyor. Genişledikçe ve büzüldükçe oraya mide duvarına yapıştırılan bir piezoelektrik bant dışarıdan kontrollü olarak elektrik pulsları verebilir ve siz o pulslara bakarak veya doktor bakarak midedeki rahatsızlıkları önleyebilir veya anlayabilir. Bu tür fütüristik gözüken ama aslında yapılan birçok çalışmalar bilimde mevcut. Örneğin şu, siz her mouse'a tıkladığınızda bile enerji üretebileceğiniz mekanizmalar yapılabiliyor artık. Bunlara nano jeneratör diyoruz. Şu anda biz de mesela Sabancı Üniversitesi'nde birçok nano jeneratörler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Örneğin piezoelektrik nano jeneratörler, triboelektrik nano jeneratörler. Yani bu nano jeneratörleri çoğaltabiliriz malzemelerin yapısına göre. Örneğin metro istasyonları, metro her geldiğinde tavanda bir rüzgar oluşturur. O rüzgar bu piezoelektrik stripe diyoruz.
herhalde işte parçacıklar diyelim veya ne denir buna bilmiyorum. Saçak diyelim. Evet. Piezoelektrik saçaklar her seferinde bükülürler ve bir şekilde elektrik çıkarırlar ve siz bu elektriği buradan toplayıp metro istasyonunun herhangi bir elektrik ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda köprü altları genellikle rüzgar alır. Buralardan yine aynı sistemler konularak köprülerin ışıklandırılması yapılabilir. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Size sadece bir örnek vereceğim. Mesela piezoelektrik etki çok kullanılan bir enerji kaynağı en azından laboratuvarlarda. Şimdi İrlanda'da bir grup bir etki buluyor. Lysozim yani lizozim diye bir protein. Bu genellikle gözyaşlarında da olan bir protein. Bunun piezoelektrik etki gösterdiğini buluyorlar. Çok güzel ve bunu yayınlıyorlar. Şimdi gazeteciler oraya gidiyor. Ve bunun topluma etkisini irdelemeye çalışacağım. Yani bir bilimsel buluşun topluma etkisini anlatmaya çalışacağım burada. Ne oluyor? Bu gazeteciler gidiyorlar ve bakıyorlar. Ve haber çıkıyor. Bilim insanları gözyaşlarından elektrik üretmeyi başardılar. Bu türde fotoğraflar konuyor. Örneğin. Başka bir haber. Ağlayarak cep telefonumuzu şarj edebilecek miyiz? Şimdi burada bilimsel bir şey. Burada bir fütüristik bir haber. Yani şimdi bunların ayrımını yapmak kolay değil. Bir gazete haberi okuduğunuz zaman. Diğer bir haber, bilim adamları, bilim insanları gözyaşından elektrik üretmeyi buldular. Burada da bir bebek ağlıyor ve yanında da bir ampul. Yani bu tür gazete haberleri gerçekten işte bizim hani bilimle bilim olmayan şeyi ayırt edebilme yetkinliğine sahip olmamız gerekiyor. Türkiye'de de çıkıyor bu tür haberler. Ağlayarak elektrik üretebilecek miyiz? Bu 5 Ekim 2017'de çıkmış. Şimdi aslında makalenin orijinine baktığınız zaman hiç böyle şeylerden bahsetmiyor. Yani tamamen bilimsel. İrlanda ve Rusya ve Portekiz ortak yayını. Yani burada aslında yaptıkları şey lizozim proteinini firmadan, kimya firmasından alıp bir film yapmak ve o filmin üzerinde çeşitli testler yapıp bunu bunda piezoelektrik etki bulmak. Yüksek bir piezoelektrik etki. Şimdi buradaki tek şey tabii ki protein ve lizozim olması. Ama bu demek değil ki biz gözyaşından bir elektrik üreteceğiz. İşte bu tamamen toplumun bilimsel olarak doğru yönlendirilmesiyle alakalı bir durum. O yüzden ben genellikle gazetede çıkan her habere inanmıyorum. Orijinallerine bakmaya çalışıyorum. Onun için siz de mutlaka hani gençlere tavsiyem bir haber gördüğünüzde hemen inanmayın. Biraz böyle işin orijinal yerlerine gidip bakın. Şimdi bambaşka bir konuya daha geçiyorum. Yani biraz malzemelerden başladım dikkat ederseniz. Daha malzemelerin gelişimine geldim. Malzemenin gelişiminden nanoteknolojiye geldim. Oradan malzemelerin bazı teknolojik uygulamalarına gelip spesifik olarak bir piezoelektrik uygulamadan bahsettim. Şimdi genel global bir enerji sorunlarından ve enerji kaynaklarından da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi size bir iyi bir kötü haberim var. Şu anda kullandığımız enerji kaynaklarının çoğu bitecek. Bu kötü haber. İyi haber, bitmeyen enerji kaynaklarımız da var. Bu şekilde ikiye ayırabiliriz. İşte petrol, doğalgaz, kömür, nükleer. Bunlar bir gün bitecekler. İşte rezervleri var.
Yani yeni kaynaklar çıkmadıkça, bulunmadıkça bir gün bitecekler. Diğer taraftan işte fotovoltaik hücreler, güneş ısıtıcıları, rüzgar, hidroelektrik, bunlara işte yenilenebilir enerji diyoruz. Diğer bir deyimle temiz enerji, yeşil enerji gibi kavramlar. Bunları gazetelerde zaten hep görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'ye 2019 yılının datası, şuraya bakıyorum, bu şu data 2018'de Türkiye yenilenebilir enerjide %12 kullanmış, yani üretmiş 2018'de. 2019'da %14, yani %2'lik bir artış var yenilenebilirde. Bu güzel bir şey. Ancak şöyle baktığımızda yine doğalgaz, ithal, kömür ve lignit neredeyse Türkiye'nin tüm, bir de asfaltit var, onun ne olduğunu tam bilmiyorum. Bayağı bir enerji üretimi fosil yakıtlardan kullanılıyor. Ve yani bir senede çok fazla bir şey değişmiyor. Sadece %2'lik bir artış var. Biraz daha az doğalgaz üretilmiş. Şimdi ben bu konuşmayı daha önce Fransa'da yaptığım için birkaç üniversitede, Fransız Üniversitesi'nde Fransa'yı bir örnek olarak onlara anlatmıştım. Onun için size de anlatayım önce Fransa'yı. Şimdi bizde böyle durum. Fransa'da enerji ihtiyacının %75'i diyelim nükleer enerjiden kaynaklı. %15'i yenilenebilir enerji. %10'luk bir kısım da fosil fuellerden kaynaklı. Şimdi birçok insan nükleer enerjiye karşıdır. Veya nükleer santral, enerji demeyelim de nükleer santrallere karşı olabilir. Bazı insanlar da karşı değildir. Yani şimdi şurada bir oylama yapsak, hani karşı olanlar, karşı olmayanlar diye, belki %50 %50 bunu şey yaparlar. Şimdi önce ben biraz önce demiştim, yani araştırmak lazım diye biraz. Orijinine gitmek lazım. Şimdi önce nükleer enerjinin ne olduğunu kısaca anlamak lazım. Çok basit. Ve 1944'te Otto Hahn Nobel Kimya Ödülü almış. Çok basit bir reaksiyon. Çok basit. Öncelikle uranyuma ihtiyacınız var. Uranyum 235'e. Bu uranyum 235 reaktörün içinde nötron bombardımanına uğratılıyor. Ve bir nötron uranyumla çarpıştığı zaman bu absorbe ediliyor ve bu uranyum atomu kararsız bir yapıya dönüşüyor. Kararsız yapıya dönüşen uranyum 236 oluyor. Bir noktada ikiye bölünüyor. İki atoma. Yani atom bölünmesi dediği şeyler vardır, işte bu o. Atom bölünüyor. Ve kripton ve baryum atomu açığa çıkıyor. İşte bu bölünme sırasında üç tane daha nötron açığa çıkıyor. Şimdi kripton, baryum, 3 nötron ve inanılmaz bir enerji. 200 mega elektron volt. Bu 200 mega elektron voltun ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. 20 bin ton dinamite eşit. Yani 20 bin ton dinamitin patladığında çıkardığı enerjiye eşit. Şimdi siz bunu güvenlikli bir reaktörde yaptığınız zaman hiçbir sorun yok. Hani burada bir sorun göremiyorum. Ama bildiğimiz kazalar var. İşte bunlar insan hatalarından oluşabilen kazalar. Veya işte en son Japonya'da olan doğal felaket, işte tsunami oldu ve bütün santraller kapatıldı gibi. Şimdi Fransa'ya baktığımızda Fransa'da 58 tane nükleer reaktör var. Şaşırtıcı olabilir ve çoğu da 60'larda, 70'lerde, 80'lerde yapılmış. Eski teknolojiyle yapılmış reaktörler. Ve Fransa'da uranyum yok. Uranyumu Kanada ve Nijer'den alıyor Fransa. Yani kendinde olmayan bir enerji kaynağını en çok Fransa kullanıyor ve kendisinde yok ve Kanada ve Nijer'den alıyor. Şimdi benim yaşadığım yer Tours diye bir yerdi. Oraya en yakın nükleer santral bu
nehrin üzerine kurulmuştu. Trenle geçerken görüyordum burayı. Yani burası doğa harikası bir yer. Ama yine de buraya bir nükleer santral kurmuşlar ve bu nehrin taşma olasılığı da var. Daha önce bir takım kazalar geçirmiş bir nükleer santral bu. Saint Laurent nükleer santral. Dünyaya baktığımızda Avustralya, Kazakistan, Rusya, Kanada, Nijer bunlar en büyük uranyum rezervlerine sahip ülkeler. Özellikle Kazakistan. Şimdi Türkiye'de şu anda nükleer santral yok. Bir tanesi yapım aşamasında Akkuyu'da yapılacak Mersin. Sanırım inşaatı hala devam ediyor. Ama reaktör bildiğim kadarıyla hala kurulmadı. Diğer olası santraller İğneada ve Sinop. Şimdi yine bu nükleer santraller uranyumla çalışan nükleer santraller. Akkuyu nükleer santrali %10, Türkiye'nin %10'luk enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ve 2023'te bitmesi planlanıyor ve yaklaşık 20 milyar dolar oldukça masraflı. Şimdi tabii Türkiye'de de uranyum yeterli değil. Yani bu santrali çalıştırabilecek veya enerjisini sağlayabilecek yeterli miktarda Türkiye'de uranyum yok. Ve aynı zamanda şunu unutmamak gerekiyor ki bir maden yapmak, bir santral yapmaktan çok daha zor. Gözüme bir şey oldu. Bu tür zorluklar varken toryum diye bir element var. Bu da radyoaktif ve Türkiye'de uranyumdan çok çok daha fazla toryum. Yani bir toryum santrali yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir ama dediğim gibi toryumu yine zenginleştirmek, uranyumu zenginleştirmek gerekiyor. Şimdi biraz daha detaya gidersek toryum elementi yine radyoaktif ama onu yakıt haline getirebilmemiz için yeniden uranyuma dönüştürmemiz gerekiyor. Uranyuma dönüştürebilmek için de gördüğünüz gibi bir takım ara reaksiyonlar var. Yani toryum tek başına yakıt olarak kullanılmıyor. Gözüme bir şey kaçtı. Toryum yakıt olarak kullanılıyor. Örneğin toryuma bir nötron bombardımanı yaptığınız zaman toryum önce toryum 233 izotopuna dönüşüyor. Daha sonra elektron ve anti nötrino salıyor ve protaktinyum elementine dönüşüyor. Protaktinyumdan sonra da uranyum 233'e daha sonra yine nötronla burayı. Yani şunu normal reaktörde yani normal uranyum reaktöründe kullanamazsınız. Yeniden başka bir reaktör yapmanız gerekiyor. Yani toryum reaktörü ile uranyum reaktörü tamamen farklı reaktörler. Artı toryumun işlenmesi uranyuma göre çok daha zor. Ama yakıt olarak yani nükleer yakıt olarak çok daha temiz şeye göre, uranyuma göre. Şimdi tabii dünya uranyum üretimi dağılımı Kanada, Kazakistan en çok ve Avustralya ve diğer ülkeler. Yani şuraya baktığımız zaman Türkiye'de uranyum neredeyse yok, çok az. Yani listede yokuz herhalde. Şu diğer ülkeler kısmındayız. Bu datayı ben Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü'nün sayfasından, bir raporundan aldım. Baktığımız zaman 2017 yılı verilerine göre ülkemizde toplam 12 bin ton uranyum rezervi var. 12 bin ton. Onlar da buralarda. Yani çok az. Yani 12 bin tonla şunu işletmek oldukça zor. Zaten inşaatını Ruslar üstlenmiş durumda. Büyük ihtimalle biz herhalde nasıl bir anlaşma yapılacak, enerji anlaşması yapılacak, bunlar oldukça
zor konular. Diğer taraftan şuraya baktığımızda bu çok önemli. İsterseniz uranyum madeniniz olsun, isterseniz toryum madeniniz olsun, hiç fark etmez. Uranyumu zenginleştirmeniz gerekiyor. Uranyumu zenginleştirebilmeniz için de sizin, yani bakın bu yine MTA'nın raporu, yani maden tetkik aramanın raporu. Zenginleştirme işlemleri oldukça zordur ve büyük miktarda enerji sarfiyatına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzden bir ülkenin zenginleştirme tesisi kurabilmesi için büyük bir enerji programına ve enerji santrallerine sahip olması gerekir. Fransa, Almanya, Hollanda, Japonya, Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin'de büyük ölçekli uranyum zenginleştirme tesisleri bulunmaktadır. Yani sizin uranyumunuz varsa ama zenginleştirme tesisiniz yoksa o yine yakıt olarak kullanılamayacak. Yani şu gördüğünüz ülkeler yine nükleer olarak daha avantajlılar. Yani sizin bir şekilde şu Fransa'nın gördüğünüz gibi, yani büyük ihtimalle Fransa Kanada ve Nijer'den alıyor. Nijer'de zaten zenginleştirme kapasitesi yoktur. Gelip kendisi burada zenginleştiriyor. Yani bu zenginleştirme işi de oldukça meşakkatli. Toryuma baktığımızda hani Türkiye'de çok toryum olduğu düşünülüyor. Ama baktığımızda aslında biz yine bu maden tetkik aramanın datası 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Yani birinci değiliz ama 6 yine iyi. 374 bin ton toryum. Ama tabii yine bunu zenginleştirmek gerekiyor. Şimdi Hindistan aslında toryumun ana vatanı diyelim. Çünkü en çok Hindistan'da var ve Hindistan gerçekten toryum reaktörlerine yatırım yapmaya başladı. Yani Hindistan'da toryum yatakları diyorum, toryum reaktörlerine yatırım yapılıyor ve yakında belki de Hindistan toryumdan nükleer enerji elde edecek. Gördüğünüz gibi size aslında nükleer enerjiyle ilgili 3 tane iyi, 3 tane de kötü şey sayabilirim. Yani burada aslında yine sonuç olarak sizler, yine hani biraz önce dedim ya, teknoloji geliştikçe bize meydan okuluyor. Karar vermemiz gerekiyor. Yine burada sizler kendileriniz karar vereceksiniz. Yani nükleer enerji iyi midir, kötü müdür? Çevreye zararlı mıdır, zararsız mıdır? Bütün bunlara insanların kendileri düşünüp, kendileri araştırıp, biraz da ilgi gösterip karar vermeleri gerekir. Şimdi bilmiyorum kaç dakikamız var. Daha saat de 8 oldu hocam. Daha rüzgar enerjisi ve elektrikli arabaları da anlatacaktım. Anlatın hocam, anlatın. Anlatın. Eğer biraz daha vakit verirseniz ben devam edebilirim. Tabii tabii, lütfen buyurun. Rüzgar enerjisi de önemli. Yenilenebilir enerjilere geçiyorum şimdi. Tabii tabii. Şimdi lütfen hocam, buyurun hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Bu yenilenebilir enerji şu anda gerçekten en çok kullanılan, en çok duyduğumuz enerji türlerinden birisi. Bir tanesi de rüzgar enerjisi. Zaten artık her yerde, hani tatile falan giderken her yerde görmeye başladık bunları. Bu resim Çin. Bakın ne kadar çok. Şimdi şöyle baktığınız zaman Çin rüzgar enerjisinde bir numara. Amerika 2, Almanya 3, Hindistan ve Türkiye şu anda oralarda yok. Ama bu 2016 datası. Bilmiyorum 5 yılda ne oldu. Şöyle ki yine 2016'da Türkiye 7. sırada. Yeni koyulan rüzgar gülleri, rüzgar gülü diyelim, rüzgar gülleri sayısında. Yani bir ilerleme kaydetmişiz dünya sıralamasında. Bu iyi bir şey. Ama tabii bu ülkeler belki yerinde saymamıştır 5 yıl içinde. Yine bunlar da artmıştır. Yani biz belki 9. 10. sıralara gelmişizdir. O datayı bilmiyorum, bulamadım. Bulursam başka seminerlerde yine paylaşırım. Şimdi enerji teknolojilerini geliştirirken insan hayatını, hayvan hayatını, bitki hayatını da düşünmemiz gerekiyor. Yani ekolojik kıyımlar olmaması gerekiyor. Şimdi dengeli gitmemiz gerekiyor. Yani bu tür şeyleri her yere
koyamayız. Çünkü özellikle Türkiye kuşların göç yollarında olan bir ülke. Yani Avrupa'dan Afrika'ya göç eden kuşlar genellikle Türkiye'den geçiyorlar. Ve bunlar gerçek resimler bu arada. Ve hissedemiyorlar bunun dönmesini. Hissedemedikleri için de birçok tür yok olma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Hani enerji çekiyor, işte hayatımıza etkileri diyoruz. Sadece insan hayatına değil, hayvan hayatına da etki edebilir. Bunları engelleyecek teknolojiler olması lazım. Hani bir taraftan green enerji diyoruz, yeşil enerji diyoruz, temiz enerji diyoruz. Ama kuşlar da bizim dünyamızda yaşayan canlı türleri, onların da hayatlarına önem vermeliyiz. Diğer taraftan rüzgar enerjisi çok pahalı. Hani düşündüğümüz gibi buraya bir tane koymuşlar, çok güzel. Şimdi bu hem operasyon hem de bakımı inanılmaz pahalı. Yaklaşık yıllık operasyon ve bakım ücretleri bunların 50 bin dolarları mı diyor? Ve bir tanesinin yapımı da milyon dolar. Öyle değil. Milyon dolar. Yani ucuz bir şey değil. Ve tabii ki çok sesli. Yani bunları insanların yaşadığı alanlara, yakın yerlere koyarsanız çok ses olur ve yine bir çevre kirliliği oluşabilir. Yani çevreye çok önem göstermemiz gerekiyor. Diğer taraftan bunların yapımında inanılmaz derecede yine enerji harcanıyor ve kömür. Yani bir taraftan demir çelik kullanarak, kömür kullanarak bir rüzgar gülü yapıyorsunuz. Bunu çevresel etmenleri belki göz ardı etmeden, bunu ben tüm dünya için söylüyorum bu arada. Bunları yerleştiriyorsunuz ve getirisi kaç yılda? Şimdi öyle düşünürsek belki de diyeceğiz ki bunun getirisi 10 yılda kendini kurtaracak, 10 yıl sonra kar etmeye başlayacak. Bu tür şeyler düşündüğümüz zaman belki anlayabiliriz neden yapıldığını. Ama ne kadar temiz olduğunu düşündüğümüzde o temizliği ne kadar sürede bize geri getirecek, bunların hepsi tartışma konusu. Ama bir alternatif olarak düşünülebilir. Örneğin Amerika'da bu tür sistemler var. Kombine enerji sistemleri. Gündüz buradan maksimum enerji alıyorsunuz, güneş enerjisinden. İşte gece veya kışın bundan maksimum enerjiyi alıyorsunuz vesaire. Bu arada şunu da unutmamak gerekiyor. Her enerjinin bir limiti var. Mesela güneş enerjisi, şuradan bakıyoruz. Veya önce rüzgar enerjisi diyelim. Şöyle geleyim. Mesela bunun bir limiti var. Betz limit. 1930'larda bulunmuş bu Betz limit. Yani bu ne kadar hızlı da dönse, ne kadar büyük de yapsan, %60'ı geçemiyorsun. Yani bir rüzgar enerjisinin sadece %60'ını siz elektrik enerjisine çevirebilirsiniz. Yani bu limitleri de unutmamak gerekiyor. Yani fizik, doğa her zaman bizim önümüze bir engel koyar. Mesela bu neden 3 tane, neden 4 değil, neden 5 değil? Çünkü maksimum Betz limitine ulaşabileceğiniz sistem 3 tanesiyle yapılabilir. Artık bu standartize olmuş. Yani siz 4 tane yaptığınız zaman Betz limitinin altına düşüyorsunuz. Veya 5 tane yaptığınız zaman, 2 tane yaptığınız zaman. Yani bunlar hep mühendislikle, temel bilimle iç içe şeyler. Yani belki soruyorsunuzdur gördüğünüzde. Bunun neden 3 kolu var? Veya 3 kanadı var? İşte o Betz limitle alakalı bunlar. Şimdi güneş enerjisinin de limitleri var. Bakın, şimdi güneş enerjisi işte bir hücre yapıyorsunuz. Şu bir hücre. Bu hücre işte yine yarı iletken silikon malzemeden yapılıyor. Neden silikon? Silikon ucuz ve çok bol. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Silikondan yaptığınız işte güneş enerjisi nedir? Güneş geliyor, bu panele çarpıyor veya bu hücreye. Bu hücreden belli oranda gelen güneş enerjisi elektrik enerjisine çevriliyor. Şimdi burada da o enerjinin sadece maksimum %25'ini çevirebiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar az? Yani %25.
Bu da aslında silikonun kendi limitleriyle alakalı. Şimdi diyebilirsiniz, periyodik tabloda başka yarı iletken malzemeler var. Onu kullanalım hocam. Kullanabilirsin. Kullanmışlar da zaten. Bakın, bu solar enerjinin yıllara göre artımı, yani verimliliğinin artımı. İşte şu mavi gördüğünüz silikon hep 80-70'lerden beri %25'te takılmış. Hep %25-26. Şimdi bakın, Alman Fraunhofer, Freiburg'da, ben de Freiburg'daydım, biliyorum burayı. %46. Ama bunlar çok özel malzemeler. Yani siz bir güneş panelini, büyük bir güneş panelini bu malzemelerle yaptığınız zaman çok pahalıya mal edersiniz. Yani bir evin çatısını, bir stadyumun çatısını bu malzemelerle yapamazsınız. İnanılmaz maliyetli olur. Yani bunlar da işte perovskitler. Bakın, perovskitler ne kadar hızlı bir artış göstermiş şeyde. Belki bu 2015 datası şu anda belki buralarda. Yani şuradan baktığımızda zaten perovskitler şu anda göremiyorum nerede olduklarını, ama yani işte bunlar çeşitli böyle junctionlar, işte single kristaller. Yani malzemeleri kullanarak çok yüksek enerji verimliliklere çıkabilirsiniz. Şimdi ama mesela bu tarlaları o malzemelerden yapamazsın. Burada silikondan vazgeçemez. Burada yeni enerji sistemleri. Şimdi tekrardan söylüyorum. Bunlar yine güzel şeyler ama dedim ya, her şey bize bir meydan okuma. Şimdi burada da tarım. Tarım bir tehlike altında. Şimdi biz enerji üreteceğiz diye tarımsal alanları bu tür güneş panelleriyle kaplarsak, o zaman ileriki nesillere de tarımsal ürün yetiştiremeyeceğiz. Tahıl. Yani Konya dediğim zaman benim küçüklükten, ilkokuldan, ortaokuldan beri öğrendiğim şey işte tahıl yuvasıdır, tahıl ovasıdır. Ama Konya artık silikon ovası mı olsun? Şimdi bunlara, işte bunları bir şekilde düzene sokmak gerekiyor. Mesela ben şu hoşuma gider. Bu tarladan ziyade mesela bir stadyumun tepesi. Çünkü zaten kullanılmıyor. Veya bilmiyorum işte bir barajın üstü ve güneşin yönüne göre de değişebilen. Hani nasıl bir güne bakan çiçeği kendisini güneşe doğru çeviriyor. Aynı şekilde bu solar panelleri de kendini güneşe doğru çevirebilmeli. Bunu işte denizin ortasında yapabilirsin belki. İşte gölün ortasında yapabilirsin. Yani değer çok fazla değeri olmayan büyük alanları kullanmak gerekir bu tür sistemler için. Mesela bunu çöllerde çok iyi kullanıyorlar. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri çöllerde bu tür şeyleri devasa boyutlarda yapıyorlar. Çöl için mükemmel. Mesela şöyle bir sistem. Bunu gördünüz mü? Burada mesela solar panel yok. Burada solar panel yok. Bu İspanya'da bir sistem. Bu yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde de var. Çok büyük alanlarda. Buna sadece ayna. Bildiğiniz ayna. Güneşin her açısına göre şurada bir şey var. Kaynama kazanı. Bütün güneşi bu kaynama kazanına yansıtıyorlar ve o ısınıyor. Ve onun buharı buradaki türbünü, elektrik türbününü çalıştırıyor. Yani bütün mesele bu. Ben şarjımı takmayı unutmuşum. Bir saniye. Neyse, devam edeyim. Bakayım kaç. Evet, 20 dakika var. 20 dakika. Ben biraz daha konuşayım, sonra onu takarım. Yani şeyin pilinin bitmesine. Daha pillerden bahsedecektim. Kendi pilim bitti. Şimdi tabii bunlar mühendislik de önemli. Yani bu tür sistemlerde mühendislik tasarımı önemlidir. Yani mesela bunlar
mühendislik değil. Bunlar biraz komedi. Bu tam bir mühendislik. Örneğin şuraya bir şapka, buraya bir panel ve buradan cep telefonu şarj etme. Yani çok harika bir şey. Veya işte çanta. Yürürken buradan yine cep telefonu. Bunlar fütüristik değil, gerçek. Yine işte şeyler, bu bisikletçilerin arkasında konulabilecek şeyler. Tüm bunları düşündüğünüzde işte, diğer bir, mesela su akış enerjisi. Su akış enerjisi. Hani diyorlar ya işte kuş. Kuş olmaz. Kuşlar yüzünden. O zaman bunu biz alta geçirelim. Alta geçirdiğin zaman da o zaman şöyle olabilir. İşte balıklar belki zarar görebilir. Yani buna su enerjisi diyoruz. Akış enerjisi. Şimdi bu da yapılıyor. Okyanusta bakın, burası İskoçya ve İskoçya'da bu tür şeyler, bunlar 2020'nin başlarında denizin altına, yani denizlerin debisinden yararlanıp enerji üretiyorlar. Şimdi bizde bir Kanal İstanbul projesi tartışılıyor. Çok tartışılan bir konu. Bunun şeyine girmeyeceğim. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı tartışmasına girmeyeceğim. O politikacıların tartıştığı bir şey. Ama bilimsel açıdan baktığımızda diyelim ki yapıldı. Ben mesela bir bilim adamı olarak eğer yapılırsa bu, şöyle bir şey düşünürüm o zaman ben. Bunun etrafında güneş panelleri, rüzgar türbinleri, enerji bitkileri, suyun akışı enerjisi. Yani böyle bir sistemde en azından bu yenilenebilir enerjilerin buradan işte Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki debiyi kullanıp enerji üretmesi beklenir. Bunu İskoçyalılar çok güzel yapmaya başlamış. Şimdi ben Almanya'dayken bir deney yapıldı. Almanlar yaptı bunu. 1 Mayıs günü. 1 Mayıs orada tatil. Burada da tatil. 1 Mayıs'ta bütün fosil yakıtlarıyla çalışan enerji sistemlerini kapattılar. Ve Almanya'nın tamamını sadece ve sadece yenilenebilir enerjiyle, yüzde kaçını biz enerji ihtiyacını karşılayabiliriz diye bir deney yaptılar. Ve gördüler ki bir gün %85, düşünebiliyor musunuz? %85. Yani Almanya'nın %85'lik enerji ihtiyacını bir gün için yenilenebilirlerden, yenilenebilir enerjiden sağlayabildiler. Bunu bir gün için yapıyorlarsa arkadaşlar, 365 gün içinde yaparlar. Şimdi lityum, biraz madenlere gelmek istiyorum eğer vakit varsa. Çünkü lityum pillerin ana elementlerinden bir tanesi. Toparlayacağım. Neden lityum? Lityum çünkü çok hafif bir element. Diğer elementlere göre, örneğin potasyum, sodyum veya suya göre bile yoğunluğu düşük. O yüzden piller lityumdan yapılıyor. Hızlıca gidip gelebiliyor elektronları. Şimdi lityum, biz burada hunharca cep telefonlarımızı şarj ediyoruz. Laptoplarımızı şarj ediyoruz. Yani inanılmaz derecede kullanıyoruz lityumu. Bitmeyecekmiş gibi. Aslında lityumun da bir rezervi var. Yani belki yıllar sonra bizim torunlarımızın torunları şu cep telefonlarında kullanılan pilleri artık kullanamayacaklar. Başka şeylere gitmek zorunda kalacak. Yani lityum iyon pilleri belki artık bitecek eğer biz lityumu bu şekilde kullanmaya devam edersek. Çünkü lityum dediğiniz şey aslında çok zor bulunan bir element. Öyle serbest halde bulunmuyor doğada. Bu tür kayaların içinde, minerallerin içinde bulunuyor. Yani sizin buradan çıkarmanız gerekiyor lityumu. İşin ilginci, böyle her yerde de değil bunlar. Dağların tepelerinde. Mesela bu Andes Dağı Şili'de veya göllerin
diplerinde bulunan şey bunlar, taşlar, mineraller, tuz içinde yer alıyor. Bakın bu mesela bir tuz. Brine pool dedikleri salamura havuzu. Yani bu salamura havuzunda işliyorlar lityum. Kolay değil çıkartması. Ve çok yok. Baktığınızda işte Güney Amerika'da var. Biraz Kuzey Asya'da var. Yani Avrupa'da ve Afrika'da falan yok. Diğer taraftan bor. Bor elementi Türkiye'de çok. Hani bor kullanalım. Lityum yoksa bor olsun gibilerinden. Hani Türkiye'de bor en fazla kullanılan, baktığımızda %47. Yani dünya rezervlerinin en çoğu Türkiye'de bor olarak. Bizim bor araştırma enstitümüz var. Çok iyi işler yapıyorlar. Özellikle bunu Wikipedia'dan aldım. Okursunuz burada. Yani aslında iş bu noktada biraz da proje üretmeye bağlı. Yani boru biz ne olarak kullanıyoruz? En ilk aklıma gelen mesela hidrojen. Yani hidrojen enerjisi. Hidrojeni taşımak ve store etmek, yani hapsetmek çok zor. O yüzden hep basınçlı tüpler kullanılıyor. Şimdi ama bor bileşikleri, öyle bir bor bileşikleri üretelim ki bu bor bileşikleri hidrojeni en iyi taşıyabilen bileşiklerden biri bazılarıdır. İşte biz öyle bileşikler üretelim ki yakıt hücresinin içinde hidrojeni serbestçe bıraksın, istediğimiz anda bıraksın ve taşısın. İşte o zaman gerçekten güzel bir proje. Yani bu tür projeler çoğalırsa, yani bu benim aklıma gelen şeydi. Yani tabii ki bunu proje olarak söylemiyorum. Yani boru kullanabileceğimiz projeler arttıkça boren vasıtasıyla inanıyorum ki biz bor üretiminde de bor kullanımında da çok daha iyi yerlere geleceğiz. Baktığımızda Türkiye'de neler var diye, yani şöyle bakıyorum. İşte 370 bin ton toryum, 12 bin ton uranyum. Bunlar yeterli değil. İşte bor var çok. Bakıyorum lignit, mermer, kaya, yani enerji açısından bizi bir boy öteye taşıyacak şey burada bor. Borun haricinde fazla bir şey yok. Bu da zaten Meteor'un datası. 700 ton altınımız var arkadaşlar. Yani buna dikkat edelim çünkü biz biliyorsunuz düğünlerimizde altın takmayı severiz. Yani 700 tonumuz kalmış ona göre. Diğer taraftan lityum dedik. Is lithium the new gold? Nature'da çıkmış. Şimdi Nature, is lithium the new gold? Şimdi biz düğünlerde lityum takamayız, değil mi? Ama lityum çok önemli. Biraz önce dediğim gibi şarj cep telefonlarını şarj ederken bir kere daha düşünün. Diğer taraftan Elon Musk, Tesla'nın kurucusu, demiş ki lityum benim için sofradaki tuz. Yani lityum hiçbir şey diyor. Lityum hiçbir şey diyor. Neden? Çünkü madenler, elementler çok değerli. Bakın lityumun lityum neden benim için tuz diyor Elon Musk. Çünkü diyor ki, görüyor burada, lityumun fiyat artışı bu kadar. Yine pillerin ana elementlerinden birisi kobalt, bakın ne kadar artmış. %12. Biri %2 artmış fiyatı, diğeri %12. Yani bir araba yaptığı zaman o arabanın pilinde kullandığı lityumla pilinde kullandığı kobalt arasında inanılmaz fark var. Yani biz lityumu önemserken adam lityum için sofrada tuz diyor. Düşünün yani. Tabi bu Amerikanca bir deyim. Türkçe'de de vardır böyle deyimler. Şimdi biz elektrikli arabalara döndük. Yani 1900'lerin başındaki arabalar hep elektrikliymiş. Bakın şimdi bu
hanımefendi elektrikle mesela kendi arabasını şarj etmeye çalışıyor. Şu da şarj cihazı. Yani bu resim belki 20'lerde veya 1910'larda falan çekilmiştir. Buna baktığımızda yani sonra içten yanmalı arabalar çıktı. Bunlar tedavülden kalktı. Bakıyoruz biz tekrardan şuna geri döndük. Buna elektriğe geri döndük. Belki ileride hiç bilmediğimiz nükleerle çalışan arabalar bile çıkabilir yani. Bilemeyiz. Tabii ki bu bir şaka. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama şu gerçek. Şimdi elektrikli araba deyince aklınıza bu gelmesin. Bunlar elektrikli araba değil. Elektrikli araba bu. Yani tipik bir elektrikli araba şudur. Burada bir küçük, bir kere küçük olması gerekir bence elektrikli arabanın. Yani çünkü her türlü yük sizin enerjinizi alır. Ve burada gördüğünüz gibi infrastructure dediğimiz altyapı sağlam olması gerekir. Yani işte burada şarj istasyonu, işte araba küçük, güzel. Bu çok güzel bir sistem. Şimdi elektrikli arabalarda yine bir meydan okuma var. Yani hangisini alayım? Şimdi tabii bizim de bir elektrikli arabamız var. Bu arada TOK. Ben burada eski şeyleri kullandığım için TOK burada yok. Bakarsak yani örnek olarak bunlara bakalım. İşte yani küçük menzilli bir araba almak istersen fiyatı da küçülüyor. Ama bununla mesela İstanbul'dan İzmit'e gidersin. Yani bunun pili belki İstanbul'dan İzmit'e kadar götürür seni. Şu Düzce'ye kadar götürür. Bu da Ankara'ya götürür ama geri getirmez. Şimdi sizin kendinizin karar vermesi gerekiyor. İşte yine bir meydan okuma. Yani İzmit'ten Ankara'ya kadar her yere şarj istasyonu, hızlı şarj istasyonları yaparsak o zaman işte belki bununla bile veya şununla bile Ankara'dan İstanbul'a herkes gidebilir. Şimdi şöyle bir de mesela Tesla'nın şu modeli işte Tesla S şu anda en pahalı ve en hızlı, en uzağa giden. Şimdi bu bir diyelim ki 500 kilometre. 500 kilometre neye göre hesaplandı? Optimum koşullara göre. Yani yolun yokuş olması, 4 kişinin arabaya binmesi, 4 tane bagajı, rüzgar, bu tür engeller bu 500 kilometrelik yolu 300 kilometreye düşürebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor elektrikli araba alırken. Şimdi ama elektrikli arabalar bakın artık o kadar hızlandılar ki bir elektrikli araba içten yanmalı Lamborghini arabasını Nürburgring Formula 1 pistinde geçmiş. Bu çok büyük bir başarı. Yani artık elektrikli arabalar çok hızlandılar. O torka erişebiliyorlar. Ve elektrikli arabaların da bir Formula 1 yarış şeyi var artık. Ligi. Aslında her şey fizik. Yani bir arabaya etki eden her şey fizik. Fizikten başka bir şey değil. Yine doğa bizim önümüze bu engelleri çıkarıyor. Yani siz bir araba yapacaksanız, piliniz de varsa bu arabası, bu arabanın da pili varsa bunları göz önünde tutmak zorundasınız. Nedir? Yük. Hava yoğunluğu, rüzgar hızı, yolun eğimi daha artırılabilir. Sürtünme, tekerleklerin yolla sürtünmesi. Bütün bunlar sizi etki eden faktörler. Bakın mesela Tesla bir fabrika kuruyor. Giga fabrika diyorlar. Ve sadece pil üretecekler Panasonic ile. Sadece pil. Düşünebiliyor musunuz? Yani sırf pil üretme. Yani araba üretmeyecekler. Pil üretecekler. Tabii ben bunu okuduğum zaman yine inanmadım. Doğru mudur, değil midir? Google Map'ten baktım. 2018 yılında. Ve şu görünüyor. Yani demek ki yapıyorlar. Gerçekten 2018'de yapıyorlar bunu. Sonra aradan zaman geçti. Bir daha bakayım dedim Google Map'e. Şu duruma gelmişler. Yani bu duruma gelmişler. Gerçekten hızlı gidiyorlar.
Ve bu bütün Tesla'ların pillerini üretecek büyük bir fabrika. Ve sonunda bu Tesla'nın şeyine baktığımız zaman web sitesine, bu bina üstü tamamen güneş enerjisi ve yanlarında da rüzgar enerjisi. Şimdi şuradan baktığım zaman görüyorum sanki buraya bir güneş panelleri konulmaya da başlamış gibi. Bazen Google Map işe yarıyor. Şimdi diğer taraftan piller düşüyor fiyatları. Şimdi şu anda elektrikli arabaların fiyatları her geçen gün azalması gerekiyor. Çünkü teknoloji arttıkça malzeme fiyatı artsa bile üretim fiyatı azalıyor. Baktığınız zaman pillerin fiyatı düşüyor çünkü. Pillerin fiyatı düştükçe arabanın da fiyatı düşüyor. Şu anda ilk çıktığında Tesla bu fiyattaysa şu anda bu fiyata kadar düşmüş durumda. Aslında pil yapmak çok basit. Pil yapmak için 4 bileşene ihtiyacınız var. Anot, katot, ayıraç, dielektrik bir ayıraç ve bir de elektrolit, elektronların gidip gelmesini kolaylaştıracak bir sıvı. Tabii bu elektrolit artık çok geliştiği için katı elektrolitler bile var artık piyasada veya kimya dünyasında. Yani şu bir laptop pili. Ben bunu laboratuvarda açtım, siz açmayın. Bu bozulmuştu benim eski laptopum. Ne var içinde merak ettim. Yani bilim insanı meraklı olur. Meraklı değilseniz bilim insanı olamazsınız. Her şeyi merak edeceksiniz. Ben de bunun içine merak ettim. Açtım, böyle kalem pilleri çıktı. Yani 8 tane bildiğin kalem pili birbirine bağlanmış. Sana laptop, bu plastik şeyin içine koymuşlar. Sana bunu $200 satıyor. Yani aslında çok da bir şey değil yani. 8 tane pil var içinde. Aslında bunlar malzeme. Yani şu kağıtların üzerine işte aktif malzemeleri sürüyorlar. Tamam mı? İşte separatörü de koyuyorlar. Elektrolite koyuyorlar. Size böyle sarıyorlar. Üstüne de bir metal kap. Sana pil. Bu bir tane pil. Kalem pili. Kalem pili deyip geçmeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü Tesla'nın altı komple kalem pili dolu. Bakın burada da 7000 tane pil var. 7000. 7000 küçük pil. Bu 7000 küçük pil tamamen bu Tesla'nın altında. Yani 550 kilo. Ya zaten arabanın yani pilin kendisi 550 kilo. Düşünebiliyor musunuz? İşte en büyük sorunlar buralarda başlıyor. Yani nasıl biz bu yükü azaltırız? Yani pil teknolojisinin en büyük sorunu yük. Bunları azalttığınız zaman araba daha uzağa da gider, daha hızlı da gider. Ve tabii ki kapasite. Pilin kapasitesi. Buraları geçiyorum. Yine sorunlar. İşte her araba kendi şarjını üretiyor. Bunun şarj istasyonlarının bir adaptörü mü olması gerekir? Nasıl bunlar yapılır? Ve piller bazı şeylerde, firmalarda size kiralanıyor. Siz arabayı aldığınız zaman pili almıyorsunuz. Çünkü bu pillerin belli bir ömrü var. Bir gün bitecek. Yani 5 yıl diyelim. Değil mi? Siz bir de yanlış kullanırsanız, yani yanlış şarj ederseniz yani doğru kullan. Mesela ben bu telefonu diyelim ki sabah akşam pili bitmeden şarj edersem veya pili tam bitip şarj edersem, yani bir takım pil şarj etme kuralları vardır. Siz o zaman pilin ömründen yersiniz. 2000 kere şarj edebilecekken 1000 kere şarj edersiniz. Yani siz kullanıcının da bu tür şeylere önem göstermesi gerekiyor. Şimdi siz bunu bittiğinde ne yapacaksınız? 500 kiloluk pil. Çöpe atamazsın. Yani evin önüne koyamazsın. Ne yapacaksın? İşte bütün bunların bilinmesi gerekir. Yani bir arabayı aldığınız zaman. Yani Tesla bu konuda ne diyor? Bu pil bittiğinde. Veya Renault veya Peugeot. Bütün bunların şeylerini bilmek gerekiyor. Mesela bazı firmalar kiralıyor. İşte sen ayda belki 40 euro, 50 euro kira parası veriyorsun veya işte gittiğin menzile göre kira parası veriyorsun. Tabii bu Avrupa için konuşuyorum.
Tabii bunların hızlı şarj kabloları, yavaş şarj kabloları yine şeyin arkasında Tesla'nın. Tabii buralara bavullar da girecek. Yani bayağı bir sıkıntı. Buraları geçiyorum. Biz de bu konularda çalışıyoruz, kafa yoruyoruz. Bunlar biraz kendi reklamımızı da yapalım, kendi grubumun. Bu son iki makalemiz Nanoscale dergisine kapak oldu. Biz süper kapasitörler yapıyoruz. İşte bu malzemeleri kullanarak ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Yani malzeme çalışmak isteyen, malzemelerin fiziğini çalışmak isteyen her zaman bana yazabilir. Kapımız herkese açık. Master, doktora, undergrad yani lisans. Her şekilde öğrencileri, istekli öğrencileri değerlendiriyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ve Ali İkram hocama gerçekten içten teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir fırsatı bana verdiği için, konuşma fırsatını. Umuyorum memnun kalmışsınızdır konuşmamdan. Teşekkür ederim. Birçok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Bu değerli ve çok kapsamlı konuşmanız için elbette ki çok faydalı olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Yani gençlerimiz için bu çok önemlidir böyle şeyler. Teşekkür ederim. Şimdi sorular sorun arkadaşlar. Soruları lütfen gönderin gelsin. Şimdilik teşekkür ediyorlar herkes. İşte hocam siz de... Evet, ben COVID-19'un Doğu Karadeniz'deki artışı enerjilerle bağlantılı olabilir mi? Bu konuda bir şey söyleyemem. COVID-19 konusunda uzman değilim çünkü. Büyük olasılık alakası yoktur hocam sadece. Yani evet. Yani enerjiyle alakasını ben de şey yapamadım. Evet, burada şu anda bir soru yok, bilmiyorum sizden tarafta sorular yok varsa. Şimdilik yoktur. Sorularınızı sorun lütfen arkadaşlar. Evet, belki biraz zaman alıyordur. Bir soru gelmiştir. Evet. Genellikle bir tane soru geldi galiba. Titanyum oksit piller hakkında düşünceleriniz nedir? Evet, yani bunlar metal oksitler. İşte zinc oksit, titanyum oksit, manganiz oksit. Bütün oksitler şu anda pil olarak, yani pil elektrot malzemesi olarak kullanılabilir. Ancak bunlar şu anda grafitin, karbonun yerini alacak malzemeler değiller. Çünkü bunların iletkenliği çok değil. Ama iletkenliği artırılabilecek bir takım proseslerden geçirilebilir. Onların da kendine göre avantajları var. Yani bir titanyum oksit diye bunu ayırmamak lazım. Metal oksitler diyelim. Yani mesela metal oksitlerin kusur yapılarını kullanarak iletkenliklerini artırabilirsiniz. Veya metal iyonları katkılayarak yine iletkenliklerini artırabilirsiniz. Bunlar biraz research, yani temel bilimdeki araştırmalara giren konular. Ama bir elektrikli arabanın pilini veya bir cep telefonunun pilini metal oksitlerden yapılabileceğini şu aşamada düşünmüyorum. Çok daha yani iletkenlik gerektirir. Artık endüstri anlamında bazı kabul görmüş malzemeleri kolay kolay yer değiştiremiyoruz. Kolay kolay yer değiştir. Yani yüksek scale'lere, yüksek şeylere üretimlere çıkamıyorsunuz. Zaten yüksek üretimlere çıktığın zaman birçok şey özellik de kaybolabiliyor. Başka neymiş? Bir de titanyum oksit pillerin Türkiye'ye giriş yasağı var. Bunun nedeni biliyor musunuz? Bilmiyorum. İlk kez burada duydum. Ali İkram Hocam, size de çok teşekkür ediyorlar. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Pito ya da piezo elektrik malzemeler
kullanılan bildiğiniz sensör uygulamaları var mı? Piezoelektrik malzemeler kullanılan bildiğiniz sensör uygulamaları. Yani sensör bunlar var. Yani biz mesela biz de burada deniyoruz bu tür şeyleri. Yani ne bileyim mesela havadaki iyonları, havadaki istenmeyen iyonları, mesela kirli iyonlar diyelim. Yani kirlilik yaratan iyonlar, isim vermek istemiyorum şu anda. Kirlilik yaratan iyonları, iyonlar yakalanınca bunları yakalayabilecek bazı tuzaklar kuruyorsunuz sensörün içine. Ve bir baskı oluşturuyor bunlar sistemde, yani piezoelektrik sistemde ve elektrik pulsu çıkartıyor. İşte siz bu elektrik pulsunu sensör olarak kullanıp belli bir seviyeye, yani sensitivity'ye geldiğinde detectable, yani detectable diyebiliriz. Detekte edecek seviyeye geldiği anda sinyal çıkıyor. İşte buna piezoelektrik sensörler diyebiliriz. Yani havadaki molekülleri, istediğimiz molekülleri yakalayabilecek piezoelektrik sensörler. Enerjilerin taşıyıcı fonksiyonlarına düşünce geçişi yapılabilir mi? Düşünce geçişi kavramını bilmiyorum. O metafizik olabilir. O yüzden buna cevap veremem. Öyle anladım yani. Düşünce geçişinin ne olduğunu bilmiyorum. Birçok kişi teşekkür ediyor. Ben teşekkür ediyorum herkese dinledikleri için. Hocam, grafen pillerin çok daha hızlı şarj olma imkanı bulunduğu ve elektrikli araçların gelecekte bu pilleri kullanacağına ilişkin haberler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Grafen pillerin çok daha hızlı şarj olma imkanı. Şimdi grafen çok iyi bir malzeme. Zaten 2010'larda veya tam hatırlamıyorum. 10'da. 2010'da. 2010'da Nobel aldı. Şimdi grafen tabii yine çok önemli bir malzeme ama yani grafit gibi üretimi kolay değil. Eğer bu üretim sorunları giderilirse grafen grafitin yerini alabilir. Böylece kullanılabilir. Yani grafen büyük ihtimalle dediğiniz gibi yakın zamanda grafitin yerini alacaktır. Kullandığınız simülasyon uygulamalarını öğrenebilir miyim? Ya ben enerji simülasyonu yapmıyorum. Biz genellikle sentez yapıyoruz, malzeme sentezi ve onların piller, kapasitörler içinde testini yapıyoruz. Yani bir bilmiyorum yani mesela bir şehri ele alıp işte bu şehrin ne kadar şu saatte ne kadar enerji harcar veya bir araba ele alalım, şu kadarlık yola eğim verelim. İşte İstanbul-Ankara otobanı diyelim. O bir simülasyon olabilir. İşte elektrikli arabanın simülasyonu. Hani gerçek yol. Hani onları yapan akademisyenler var. Ama biz o konuda çalışmıyoruz. O yüzden o simülasyonların ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu konularda çalışan hocaların mutlaka yayınları vardır. Oralarda mutlaka yazıyorlardır ne tür simülasyonlar kullandıklarını. Yani bir elektrikli araba gerçek bir yolda nasıl gider? İşte İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gider? Bunun simülasyonunu yapabilirsin. Mesela Tesla'nın merkezi Avrupa'da Amsterdam. Neden Amsterdam? Çünkü Amsterdam Avrupa'nın en düz yeri, şehri. Zaten bütün bu rakımlar Amsterdam'a göre hesaplanır. Yani bu mesela Everest. Everest daha 5000 kaçtı unuttum. 5000 üstü bir metre. 5700 müydü? 5500 müydü? Ya yani 5500 neye göre rakım? İşte Amsterdam'a göre. Yani çünkü Amsterdam sıfır seviyesi kabul ediyor. Çünkü dümdüz.
Dümdüz olduğu için Amsterdam'da taksiler bile Tesla mesela. Çünkü arabaya etki eden bir yokuş yok. Öyle düşünelim. Evet, genelde teşekkür geliyor. Bilmiyorum, başka soru yok herhalde Ali İkram hocam. Hocam öyle görünüyor. Evet. O zaman dilerseniz burada bitirebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim hocam. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok güzel oldu. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Dinleyen herkese de teşekkürler.